Merhabalar. SAP 2000 dersinin dördüncü dersinde beraberiz. Bu derste yükleme yapacağız. Daha önceden modeli tamamlamıştık. Yüklemeyle devam edeceğiz. File'dan Open diyerek bir önceki modelimizi açıyoruz. Şimdi iki pencerede de iki ayrı görüntü var. Fakat şurada Set Display Option'da yaptığınız değişiklikler hangi pencere seçiliyse orada etkilidir. Şurada Extrude View yok. Şurada var. Bunu şuradan rahatlıkla hemen kapatabiliriz. Hem programın daha rahat çalışabilmesi için hem de verdiğimiz komutların daha net görülebilmesi için bu şekilde çalışmak daha mantıklı. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi label açık kalmış. Label etiketler yani. Elemanların üzerinde numaralar var. Bunları kapatabiliriz şöyle her birisi için. Burada jointlerin label'ı var. İstersek onları da kapatabiliriz şöyle. Fakat derste anlatırken hangi jointten, hangi frame'den bahsettiğim daha iyi görünmesi için ben en azından soldaki penceredeki label'ları açacağım. Şu şekilde. Sağdaki label'ları ise kapatalım. Evet. Şimdi hemen yüklemelerimizi yapacağız. Burada önce yükleme tarzlarını seçeceğiz. Define'dan Load Patterns'dan yani Patterns model demek. Yük modellerini seçeceğim. Burada bir ölü yük seçiyorum. Burada önemli bir nokta var. Self-weight multiplier. Buraya 0, 1 ya da 0, 1 arasında bir rakam yükleyebilirsiniz. Bu şu demek, şuraya gireceğiniz yük modeli içinde modelin kendi zati ağırlığı olsun mu olmasın mı? Burada tabi Wiki CSI Amerika sitesinde şöyle bir öneri var. Diyor ki sadece tek bir load patterns'ın içinde bir olması lazım. Diğerlerinde sıfır olmalı. Biz de tabi yaptığımız standart yapılarda bu sadece self-weight multiplier'a bir verdiğimiz model olarak ölü yükü kullanıyoruz. Tabii çok özel analizlerde çok farklı katsayılar girilebilir. Ama standart analizlerde bir olarak kullanıyoruz. Fakat hatırlarsınız biz material define ederken de tanımlarken de betonarme ağırlığını sıfır girmiştik. Şimdi burada yine ben self-weight multiplier'ı sıfır gireceğim. Çünkü vereceğim harici yükler ile en son alacağım base reaction yani zeminden alacağım tepkilerin tamamen aynı olduğunu göstermek istiyorum. Eğer araya ben zati yükle alakalı bir şey sokarsam burada direkt hesabı size gösteremem. Bu basit model için böyle yapacağım. Gerçi ben burada bir girsem de sonuç değişmez. Çünkü zaten zati ağırlığı yok modelin. Hatırlarsınız sıfır girmiştik betonarmenin ağırlığına. Evet buraya sıfır diyorum ve modify diyorum. Çünkü önceden bir det zaten vardı. Modify dedim. Değişti. Burada şimdi yeni başlayanların yaptığı hatalardan biri. Mevcut load pattern'ı değiştirmeden direkt add deyip ekstra bir tane dead load çıkmasına neden oluyorlar. Buradaki zaten mevcut load pattern'ın üzerinden modify demek gerekiyor. Yani değişikliği yapacağız. Modify diyeceğiz. Ama mesela şimdi bir rüzgar yük ekleyeceğim ben. Burada Türkçe karakter kullanamazsınız bu arada. Type wind diyorum. Self weight multiplier zaten sıfır olmalı kesinlikle. Burada isterseniz none diyelim. İsterseniz Türk deprem yönetmeliğine göre diyebiliriz. Ama ben zaten manuel gireceğim burada rüzgar yüklerine. Onun için none diyerek devam ediyorum. Add new load pattern tekrar aynen. Ve buraya bir deprem yükü adı altında bir elle girilecek bir noktasal yük belirleyeceğiz. Onun için de quake diyorum. Şuradan quake'i seçiyorum. Bu tabii ilk basit model için yapılan şeyler. Yoksa gerçek bir tasarım nasıl yapılır onu daha sonra göstereceğim. Burada yükler nasıl alınır? Noktasal ve yayılı yük nasıl verilir? Bunu göstermek için sadece bunu hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ölü yük verdik. Rüzgar ve deprem yükü adı altında 3 farklı load pattern oluşturdum. Okey diyorum. Burada label'dan açmıştık gördüğünüz gibi. Yükleri yükleyeceğiz. Öncelikle ölü yükleri yükleyelim. 3'e ve 4'e. Bunları seçiyorum.
Şimdi normalde arkadaşlar penceremiz şudur. Normal görünüm. Hızlı yük yüklemek için şuradan assign line'ı seçebilirim. Döşemeler varsa döşemeler için assign area'yı seçebilirim. Burada tabii benim döşeme seçilmediği için orası sönük olacaktır. Döşemem zaten yok yapıda. Şu hızlı frame'e yük yükleme seçeneğini açmam işimi kolaylaştıracak. Şimdi buradan hemen hızlı yük yükleme opsiyonum var. Buraya tıkladığımda pencere bu. Burada şimdi kritik noktalar var. Öncelikle load pattern'ın dead olduğundan emin oluyoruz. Şimdi koordinat global ya da lokal olabilir. Global şu demek. Şuradaki x ve z koordinatı var. Bunu mu baz alıyorsunuz diyor. Evet, bunu baz alıyoruz dead'de. Load direction burada x, y, z olabilir. Projenin x, y, z'si olabilir. Ya da gravity olabilir. Burada arkadaşlar z ile gravity arasında bir fark var. Bu yanlış alınabiliyor bazen. Gravity'yi biz seçiyoruz ve uniform load olarak mesela ne girebiliriz? 25 olarak girelim. 25 kN bölü metre olarak girelim. Ve OK diyelim. Şimdi şurada da evet. Şimdi yükü yükledik arkadaşlar. 25. OK. Görüyoruz. Peki Z'ye girmekle globale girmek arasında nasıl bir fark var? Şimdi Z seçilebiliyor burada çünkü. Şimdi Z'yi seçersek programın global Z'sine göre yük yüklenecek. Şimdi Z'ye de baktığınızda aslında yukarı yönlü. Ben buraya eksi veya artı şeklinde herhangi bir şey girmeden sadece 25 girersem hemen göreceksiniz. Global Z yönünde bu yükler yüklenecek. Şimdi burayı tıklayarak global Z'de bunu eksi 25 yaparsam yine aynı sonuca ulaşabilirim. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Dead load zaten normal gravity'ye göre alınan bir yük çeşittir. Dolayısıyla direkt global olarak seçip bunu yükleyebilirim. Tabi bir sürü 25 kN bölü metre yükledik. Bunlar üst üste mi bindi acaba diye düşünebilirsiniz. Şimdi şurada replay var ya, mevcut yükü değiştir diyoruz. Eğer add deseydik eklediğimiz her bir 25 birbirinin üstüne eklenecekti. Diyelim bu 25'i biz güncellemek istiyoruz. Tıklıyoruz. Şuradan istediğiniz değeri girerek OK derseniz değişecektir. Diyelim 30 olmasını istiyoruz. Sadece buraya 5 ekleyerek add to existing load diyerek üstüne 5 eklenmesini sağlayabiliriz. Geri 25'e çekmek istiyorsak da direkt replace tekrar alıp 25 olarak düzeltebiliriz. Evet. Diyelim load'un görünmesini istemiyoruz. Şuradan hemen deform, undeform şeyimi tıklayarak geri alabiliriz. Şimdi öyle yükü aldık. Size ben rüzgar yükü ve deprem yükü de nasıl verilir? Bunlar tabi sembolik. Yani sanki elimizde hesaplamışız rüzgar yükünü ve deprem yükünü. Elimizde veriyormuşuz gibi düşünün ilk etapta. Rüzgar yükü hesaplamak için de zaten yani yönetmeliğimiz var bununla ama yine bu şekilde elle hesaplayıp veriyoruz. Onun ayrıntılarını size zaten göstereceğim ileriki modellerde. Çok daha detaylı yükleme olayları yapacağız. Şimdi burada rüzgar yükü için arkadaşlar şöyle bir yönetmelikten bir hatırlatma yapalım. Şimdi rüzgar yükü gördüğünüz gibi eğik yüzeylere ve düz yüzeylere olmak üzere iki farklı şekilde verilir. Ve hangi yönden veriyorsanız eğer o yön diğer yöne göre buradaki vakumlama etkisini düşünürseniz burada daha az rüzgar yükü olacaktır. İki kat fark vardır. Şimdi biz burada elimizde hesaplamışız gibi düşüneceğiz. Ve örneğin 4 noktasına ve 2 noktasına rüzgar yükü verdiğimizi düşünün. Şuradan seçiyorum. Burada önemli bir nokta var. Normalde ölü yükü biz global eksene göre direkt dümdüz aktarabiliyorduk. Ama buradaki bütün rüzgar yükleri o eksene dik olacak şekilde etkiyor o frame'i. Dolayısıyla burada ince bir nokta var arkadaşlar. Şurada wind'i seçtiğimizde koordinat sistem artık lokal demem gerekiyor. Yani o elemanın kendi lokal eksenine göre yük aktaracağım. Load direction'ı 2 diyeceğiz. Dik anlamına geliyor 2.
Burada 1, 2 ve 3'ün ne anlama geldiğini SAP 2000 manuel